Gençler merhabalar, orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda kesir problemlerinin üçüncüsüyle birlikteyiz. 6 tane süper soru çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Serkan demiş ki, Fatih son durumunda, dün durumunda paylaştığım video eksik kalmış gibiydi. Tamam. Fatih de demiş ki, evet dün ilk 30 saniyesini paylaştım. Bugün de son 30 saniyesini paylaşırsam videonun 12 saniyelik kısmını dün de bugün de paylaşmış olacağım. Yani her ikisinde de paylaşacakmış arkadaşlar. Her ikisinde de paylaşmışsa o zaman bunu bir küme problemi gibi düşünecek olursam bakın şuraya arkadaşlar dün var bir de bugün var değil mi? Burası dün olsun burası da ne olsun arkadaşlar bugün olmuş olsun. Şimdi 12 saniyelik kısmını hem dün hem de bugün de paylaşmış ya bu demek ki kesişim kısmı arkadaşlar 12 saniye. Dün paylaştığı 30 saniyeydi demek ki geri kalan şurası 18 saniye olacak. Son 30 saniyesinde paylaşmış bugün arkadaşlar. Demek ki 12'si kesişimdeyse yine 18'i bakın bu tarafta olmuş olacak. Serkan demiş ki öyleyse dün paylaştığım parça tüm videonun kaçta kaçıydı? Kaçta kaçıydı diyorsa arkadaşlar ne yapacak? Kesirden bahsediyoruz. Tamamını, olayın tamamını ne yapacağız? Paydaya yazacağız. Tamamı zaten 18, 12 daha 30, 18 daha 48. Bizden ne istiyor? Dün paylaştı. Dün paylaştığı da arkadaşlar, dün paylaştığı da 18 ile 12 değil mi? Yani 30. Dolayısıyla 6 ile sadeleştirirsem 5, 6 ile sadeleştirirsem 8 gelecek. Dolayısıyla cevabımız bakın C şık. Bence gayet güzel. 2'ye bakalım şimdi. Bir tel ile ilgili olarak diyor ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi kesirlerin paydalarına baktığım zaman arkadaşlar 3 var, 4 var, 5 var. Değil mi? O zaman biz ne diyelim? Tel 3, 4 ve 5'in en küçük ortak katı 60. 60x olsun diyelim. Tamam? 60'ın katları olabilir. Bir ucundan 4'te 1'i, diğer ucundan da kalanın 3'te 1'i kesildiğinde orta noktanın yeri değişmez. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde bir tane tel olmuş olsa, tamam? Orta noktası da diyelim ki şurası olmuş olsun. Şimdi bakın ben bir telin ucundan iki taraftan da eşit miktarda kesmiş olsam, bak eşit miktarda kesmiş olsam orta nokta yine değişmeyecektir. Değil mi? Ama bir taraftan fazla bir taraftan az kestiğim zaman orta noktası arkadaşlar ne olacaktır? Kayacaktır. O zaman buna dikkat edeceğiz. Tamam. Birinci öncüle bakalım şimdi. Bir ucundan 4'te 1'i. 60'ın 4'te 1'i ne yapar? 15x yapar arkadaşlar. Şöyle. 15x. Tamam. O kesilen uç da burası olsun arkadaşlar. 15x'i gitti. Şurası gitti. Diğer ucundan kalanın. Kalan arkadaşlar 15'i gittiyse kalan 45 olacak. Değil mi? Bunun 3'te 1'i ne yapacak? 15x. Arkadaşlar diğer tarafından da bak buradan da 15x gitti. Eşit miktarda gitti mi? Gitti. O zaman orta noktası değişir mi? Değişmez. Burada da demiş ki orta noktası değişmez. Doğru. 2'ye bakalım şimdi. 2'ye bakalım. Şöyle bir tane daha yapalım. Bir ucundan 5'te 1'i. 60'ın 5'te 1'i 12. 12x. Şuradan kesilsin 12x. Tamam. Diğer ucundan da 4'te 1'i kesildiğinde. Bakın orta noktası zaten burası. Kalanın arkadaşlar ne olacak? 48x mi? 48x'in 4'te 1'i kesilecek. Ne olacak? 12x olacak. Tamam. Ama burada kalanın dememiş değil mi? Bak burada kalanın demişti. Burada kalanın dememiş. Dolayısıyla kalan demediyse arkadaşlar biz işlemlerimizi hep 60x üzerinden yapacağız. 60x'in 4'te 1'i ne yapar? 15x yapar. Bakın şurası 15x. Kesilen parçalar birbirine aynı olmadığından dolayı dolayısıyla orta noktası ne yapacaktır? Değişecektir arkadaşlar. Bu yalan. 3'e bakalım. Bir ucundan 3'te 1'i. Bakın yine şöyle çizelim. 60'ın 3'te 1'i ne yapar? 20 yapar. Orta noktası şurası. 20x gitti. Diğer ucundan kalanı. Bak bu defa kalan demiş. 20x'i gitmişti. Geriye 40x kaldı. 40x'in 3'te 1'i de 40x bölü 3 yapacaktır. Değil mi? Bu kısım gitti. 20x ile 40x bölü 3 birbirine eşit olmadığından dolayı demek ki kesilen miktarlar birbirinden farklı. Birbirinden farklıysa orta nokta değişir arkadaşlar. Burada ne demiş? Değişmez demiş. Tamam. Dolayısıyla bak bu da yanlış oldu. Her zaman doğru olan yalnız 1 olacak. Tamam. 3'e bakalım hemen. Bir miktar pizzanın 1 bölü 2'sini Can, kalanın 1 bölü y'sini ise Canan yemiştir. Hemen şöyle yazalım. Can, şurası da Canan olsun. Çizgimizi de çektik. Şimdi bir miktar pizza diyor ya ne kadar bilmiyorum. Diyelim ki o pizza A olsun miktar. A'nın 1 bölü x'ini ne yapacak arkadaşlar? A bölü x'ini Can yemiş olacak. Kalanın. Şimdi tamamı A'ydı.
A bölü x'ini can yedi. O zaman geriye kalan da bu olacak. Paydalarını eşitlersem ax eksi a bölü x olmuş olacak. Ax eksi ne olacak? A bölü x'in bunun da kalanın 1 bölü y'sini. Kalanın 1 bölü y'si dediğim arkadaşlar şu değil mi? 1 bölü y. Bunu da 1 bölü y'sini yemiş. Tamam, devam ediyorum. Can ve Canan eşit miktarda pizza yemişlerdir. He, bunların yedikleri miktarlar eşitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bakın buradan a bölü x eşittir. Şurada a ortak parantezine alacak olursam x eksi 1 bölü x çarpı y olacak. Değil mi? A'lar birbirini götürecek arkadaşlar. X'ler de birbirini götürecek. Dolayısıyla sol tarafta 1 kaldı. Sağ tarafta x eksi 1 bölü y kaldı. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam y eşittir x eksi 1 oldu. Burada arkadaşlar şu denklemde y gördüğüm yere x eksi 1 yazacak olursam 2 çarpı x eksi 1 eşittir 13. Dağıtıyorum. X artı 2x eksi 2 eşittir 13. 3x eşittir 15. X'i de buradan 5 olarak bulmuş oluruz. Bizden ne istiyor? Can pizzanın kaçta kaçını yemiştir? 1 bölü x'ini yemişti. X'i de zaten 5 olarak buldum. Dolayısıyla 1 bölü 5'ini yemiş olacak. Tamam. Doğru cevabımız D şıkkı. 4'e bakalım hemen. A sınıfındaki her 5 öğrenciden ikisi, B sınıfındaki her 3 öğrenciden biri Fenerbahçeli, diğerleri ise Beşiktaşlıdır. Şuraya kadar bir notlarımızı alalım arkadaşlar. Ne var? Fenerbahçe var. Beşiktaş var. Çizgimizi çekelim. Bir de A sınıfı var, B sınıfı var arkadaşlar. Tamam. Şimdi A sınıfındaki her 5 öğrenciden ikisi diyor ya, A sınıfında diyelim ki 5x öğrenci olsun. Dolayısıyla ikisi ne olacak? Yani 2x'i Fenerbahçeli olacak A sınıfında. Diğerleri ise Beşiktaşlıdır diyordu. Demek ki Beşiktaş'ta olan da 3x var. Toplamda 5x'ti ya. Tamam. B sınıfındaki her 3 öğrenciden biri Fenerbahçeli. O zaman B sınıfında da 3 y tane öğrenci de olsun. Biri Fenerbahçeli olduğu için y'si demek ki arkadaşlar ne olacak? Fenerbahçeli olacak. Geri kalan 2 y'si de Beşiktaş'ta olmuş olacak. Tamam. Devam ediyorum. A ve B sınıflarındaki toplam Fenerbahçeli öğrenci sayısının. Bakın A ve B sınıfındaki toplam Fenerbahçeli öğrenci sayısı ne oluyor? 2x artı y oluyor. Değil mi? Beşiktaşlı öğrenci sayısına oranı, Beşiktaşlı öğrenci sayısındaki oran da ne olacak arkadaşlar? 3x artı 2y. Bu oran 8 bölü 13'müş. İçler dışlar çarpımı yapalım. 26x artı 13y eşittir 24x artı 16y. Buradan 2x eşittir 3y ifadesi gelmiş oldu. Buradan arkadaşlar x eşittir 3k, y de eşittir 2k diyelim. O zaman yeniden yazalım şunu. X eşittir 2k dedim ya. O zaman ne olacak? 2 kere 3k'dan 6k olacak şurası. Şurası da x yerine 3k yazarsam 9k olacak. Y dediğimiz zaten 2k'ydı. 2k'ya 4k olacak. Şurası 2k, şurası da 4k olmuş oldu. Tamam. Buna göre diyor A sınıfındaki Beşiktaşlı öğrenci sayısının, A sınıfındaki Beşiktaşlı öğrenci sayısı neydi? 9k'ydı. Değil mi? 9k'ydı. B sınıfındaki Beşiktaşlı öğrenci sayısına oranı. Bu da ne? 4k. Bakın k'lar birbirini götürürse 9 bölü 4 ifadesi gelmiş olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. 5'e bakalım şimdi. Saat 22'de evinde elektrik kesilince A ve B mumlarını aynı anda yakan Vildan mumların sabit hızla yandığını bilmektedir. Mumlar sabit hızla yanıyor. Tamam. Saat 22.06'da yani 6 dakika sonra A mumunun 5'te 2'si, B mumunun yarısı yanmış ve mumların boyları eşitlenmiştir diyor. O zaman şöyle ne yapalım arkadaşlar? Mum çizelim. Şöyle. Şöyle. İkisi de aynı boyda olmasın. Tamam. Şimdi şu A mumu olsun arkadaşlar. Şu da ne olsun? B mumu olsun. Tamam. Şimdi 5'te 2'si, bak 5'e ve 2 var ya arkadaşlar. Ortak katı ne diyelim? 10 diyelim. Bunun boyu 10x olsun. Bunun boyu da arkadaşlar ne olsun? 10y olmuş olsun. Şimdi 6 dakikada A mumunun 5'te 2'si. Ya 10x'in 5'te 2'sini ben böyle bulurum. Sadeleştirdiğim takdirde 2, 2 kere 2'den 4x. 4x'i yanmış olacak yani. Şöyle. Şu kısım ne olacak? 4x'i yanmış olacak. O zaman geri kalan parça 6x olacak. Yanmayan kısım. Şimdi B mumunun da yarısı. Yarısı zaten arkadaşlar ne yapar? 5y yapar. Burası yanmış. Yanmayan kısım da ne olacak? 5y olmuş olacak. Peki bunlar ne kadar arkadaşlar sürede yanmış oldu? Bakın 6 dakikada A mumu için konuşuyorum. 6 dakikada 4x yandı.
Tamamı ne kadar yanardı? Tamamı 10x değil mi? 10x'in yanması için, değil mi? Acaba kaç dakika geçmesi lazım? Şöyle sadeleştirmeleri yapalım. Bak 4 ile 2'yi sadeleştirdiğim zaman 2'ye 5 olur. 2'nin 3 katı, değil mi? O zaman 5'in de 3 katı ne olacak? 15 dakika. Demek ki A mumu toplamda 15 dakikada bitiyormuş. B mumu için konuşalım arkadaşlar. B mumu zaten 6 dakikada yarısı yanıyorsa B mumunun da tamamı ne olacak? 12 dakika olacak. Bunu zaten hemen zihinden hesaplayabiliriz. Tamam. Şimdi devam edelim. Bunların bir de boyları ne olmuş arkadaşlar? 6 dakika sonra yandıktan sonra şu kalan parçalar boyları eşitlenmiş. Yani 6x eşittir 5y olmuş. Yani x buradan 5'in katı, y de buradan 6'nın katı olmuş oldu. Tamam. Buna göre diyor 2 mum da bittikten sonra, 2 mum da bittikten sonra Vildan bir B mumu ve o bitince bir A mumu yaktığında evi en fazla kaç saat kaça kadar mum ışığı ile aydınlatabilir? Şimdi bittikten sonra diyor ya. Şimdi 22'de başlamıştı bu. Tamam. Bu bitene kadar zaten en geç A mumu yandığına göre arkadaşlar, A mumu yandığına göre demek ki buradan bir 15 dakika gelecek. Sonra Vildan ne yapacakmış? Bu 2 mumu bitmesi 15 dakika sürecek yani, değil mi? Tamam. B mumunu yakacak. B mumu 12 dakika olacak arkadaşlar. Sonra tekrar A mumunu yakacak. A mumunun da bitmesi arkadaşlar 15 dakika sürüyordu. Dolayısıyla 15, 15, 30, 12 daha 42 dakika geçmesi lazım. 22'de başlamıştı. 42 dakika geçecekse ne olacak? 22, 42 olmuş olacak. Tamam. Doğru cevabımız E şık. Bunlar güzel. 6. ve son sorumuza bakalım şimdi. Hilal çözdüğü soruların her 4 tanesinden 3 tanesini, Arda ise çözdüğü soruların her 5 tanesinden 2 tanesini doğru cevaplamıştır. Hemen notlarımızı alalım. Hilal var, bir de Arda var. Tamam. Ne diyor? Hilal çözdüğü soruların her 4 tanesinden 3 tanesini. O zaman 4x tane soru olacaksa, değil mi? Bir de doğru yanlış var. Şöyle doğru diyelim, şuraya da yanlış diyelim. 3 tanesini, Arda ise çözdüğü soruların 5 tanesinin 2 tanesini doğru cevaplamış. Yani 4 taneden 3 tanesini. Hilal. Yani 3x'ini doğru yaptıysa demek ki x tanesini yanlış yapmış. Şimdi Arda da çözdüğü soruların her 5 tanesinden 5 tane soru çözecekse 2 tanesini, yani 2y tanesini Arda doğru yapmış. O zaman geri kalan 3y tanesini de yanlış yapmış olacak. Değil mi? Hilal'in doğru cevapladığı soru sayısının, Hilal'in doğru cevapladığı soru sayısı bu. Sayısının 4'te 1'i. Yani 3x'in 4'te 1'i bakın bu şekilde. Arda'nın, değil mi? Arda'nın yanlış cevapladığı soru sayısına eşittir. Arda'nın yanlış cevapladığı soru sayısı bu değil mi? Buna eşitmiş. Bakın burada 3'ler birbirine götürecek olursa x'i ben buradan 4y olarak bulmuş olurum. Şimdi x yerine 4y yazalım. Burası 12y'ye 4y olacak, değil mi? 12y ve 4y. Anlaştık. Devam edelim şimdi. Hilal ile Arda'nın çözdükleri soru sayıları toplam 840 olduğuna göre. Bakın çözdükleri soru sayılarının toplamı. Bu 4x tane çözmüştü. Diğeri de 5y tane çözmüştü. 4x artı 5y neymiş? 840'mış. Ben x'i 4y olarak buldum. 4 kere 4'ten 16y artı 5y eşittir 840. 21y eşittir 840. Y'yi de buradan 40 olarak bulurum. Y yerine 40 yazarsam x de ne olacak? 160 olacak. Tamam. Ne diyor? Arda yanlış cevapladığı sorulardan kaç tanesini doğru cevaplasalar? Şimdi Arda'ya bakalım arkadaşlar. Arda 5y tane yapmamıştı. Evet, y'de ne bulduk? 40 bulmuş olduk, değil mi? 5 çarpı 40'tan Arda demek ki 200 tane soru cevaplamış. Tamam. Arda yanlış cevapladığı sorulardan kaç tanesini doğru cevaplasaydı çözdüğü soruların yarısını doğru cevaplamış olacaktı. Çözdüğü soruların arkadaşlar yarısını doğru cevaplayacaksa yarısı da yanlış olacak ya. Yani 100 doğru olacak, 100 de yanlış olacak. Değil mi? Demek ki yanlış cevapladığı sorular 3 çarpı 40'tan 120 değil mi? Ben 100 olmasını istiyorum. 100 olmasını istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar 20 tanesini doğru cevaplasaydı doğru ve yanlış sayıları eşit olmuş olurdu. Değil mi? Doğru cevabımız C şık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.